O yüzden mesaiyi bitirip bıraktığınızda kafanız çok rahat oluyor. Burada arkadaşlar sinir stres yok, sakinlik var, trafik yok. Bunu ben anlamıyorum. Yani neden sinir stres yok onu anlamıyorum. Bizdeki gibi sinir stres gerçekten yok. İnsanlar daha sabırlı. Yani buradaki sisteme alışmışlar. Buradaki hayatın yavaşlığına alışmışlar. Ve bunu kabullenmişler. O yüzden stres yapmıyorlar. Hani işte... Bizler Akdeniz'in ortasında nasıl başardıysak Türkiye'mizi bir stres ülkesine çevirdik. Çünkü Türkiye'de insanlar herhangi bir şeyi satın alabileceklerine olan inançlarını kaybettiler arkadaşlar. Yani diyorlar ki ben zaten bu parayı biriktirdiğim zaman bu para eriyor. Ben bu parayla bir şey yapamıyorum. O zaman ne yapayım? Gideyim kafeye gideyim. Kafede vakit geçireyim. Güzel vakit geçireyim. En azından keyif almış olurum zamandan diyorlar. Yani aradaki fark bu aslında. Şimdi sen Almanya'daki o parayla bir şeyler alabilirken Türkiye'de aynı mesaiyi çalışan, aynı saatler boyunca çalışan o insan o parayla hiçbir şey alamıyor. O parayı kenara koyuyor, o kenara koyduğu para da eriyor. Bazen çok düşünüyorum bu insanlar burada sinirlerini aldırmış mı diye düşünüyorum. Ama gerçekten hayatlarında böyle öfke, sinir, kavga gibi şeyleri bizim kadar zaten tecrübe etmemiş oluyorlar. Almanya'nın sadece olumlu yönleri. Evet arkadaşlar, Almanya böyle İtalya, İspanya gibi siesta kültürünün olduğu, İnsanların öğle arasında uyuduğu ve işe mola verdiği bir ülke değil arkadaşlar, ama Almanya yine de huzur ülkesi, sakinlik ülkesi ve doğa ülkesi diyebiliriz sizler için. Bizler Akdeniz'in ortasında nasıl başardıysak Türkiye'mizi bir stres ülkesine çevirdik. Almanya evet oldukça sakin ve huzurlu bir ülke ama kesinlikle öyle lay lay lom yan gelip yatabileceğiniz bir ülke değil. Burada evet çalışırken ciddi manada yoğun çalışıyorsunuz. Yani çalışırken sizden tam verim bekliyorlar. İşte böyle mesai saatlerinde çalışırken sosyal medyada dolaşayım, arkadaşlarımı telefonla arayayım, işte çay kahve içeyim, vakit geçirelim falan. Bunları yapmanız evet Almanya'da biraz daha kısıtlı diyebiliriz. Ama burada iş hayat dengesi var arkadaşlar. Yani mesai saatiniz bittiği zaman gerçekten sizi kimse öyle Türkiye'deki gibi rahatsız etmiyor. Cumartesi günleri, pazar günleri kimse sizi telefonla arayarak rahatsız etmiyor. Gün içerisinde de arkadaşlar aynı şekilde işinizi yapıyorsunuz, işten çıkıp evinize geliyorsunuz. Yani genellikle daha erken bitiyor burada işler ama aynı şekilde mesailer de daha erken başlıyor. Burada gerçekten bir fabrikada çalışıyorsanız sabah vardiyaları 5.30'da 6'da falan başlıyor arkadaşlar. Aynı şekilde normal işe gidiyorsanız, ofiste çalışıyorsanız da yine böyle Türkiye'deki gibi 9'da falan gelmiyorsunuz. Genelde işte 8'de gelmeniz falan bekleniyor. Hani o saatte ulaşmanız gerekiyor, uyanmanız değil. Hani Türkiye'de bizim uyandığımız saatte burada genelde işe başlıyorlar. Ama aynı şekilde işin çıkışı da, yani işin bitişi de Türkiye'ye göre çok daha erken oluyor. Yani genellikle akşam 6'da 7'de vesaire rahat bir şekilde evinizde olmuş oluyorsunuz. Bir de tabii ki trafik diye bir faktör yok. Frühschicht dedikleri sabah vardiyası, yani erken vardiya genellikle 6'dan öğlen 2'ye kadar falan sürüyor. Aynı şekilde Spätschicht dedikleri, bu da geç vardiya, yani öğleden sonra vardiyası. Bu da genellikle 1.30'dan 2'den akşam 10'a kadar, gece 10'a kadar sürüyor arkadaşlar. Fabrikada çalışıyorsanız genellikle bu sistem uygulanıyor. Bir de arkadaşlar Nachtschicht var. Bu da gece vardiyası. Akşam 10'dan sabah 6'ya kadar çalışıyorsunuz. Tabii ki ofislerde bu fabrikalardaki 8 saatlik vardiya sistemi yerine daha böyle esnek, flexible iş saatleriniz olabiliyor. Özetlememiz gerekirse iş saatleri boyunca, iş zamanı boyunca sizden tam verimle çalışmanız bekleniyor. Ama iş saatleri sonrasında kimse sizi rahatsız etmiyor. İşte şunu yap, bunu yap, işte şunu düzelt, bunu düzelt. Hafta sonlarınız size kalıyor arkadaşlar. Hafta sonu kimse sizi rahatsız etmiyor. Özellikle mail atarken bile attıkları saate dikkat ediyorlar. Yani akşam çok geç bir saatte attım mı? İşte bu insanı rahatsız eder miyim? Hani aramayı bırak, mail atarken bile bunu düşünüyorlar. O yüzden mesaiyi bitirip bıraktığınızda kafanız çok rahat oluyor. Burada arkadaşlar sinir stres yok, sakinlik var, trafik yok. Bunu ben anlamıyorum. Yani neden sinir stres yok onu anlamıyorum. Bizdeki gibi sinir stres gerçekten yok. İnsanlar daha sabırlı. Yani buradaki sisteme alışmışlar. Buradaki hayatın yavaşlığına alışmışlar. Ve bunu kabullenmişler. O yüzden stres yapmıyorlar. Bizde mesela trafikte Türkiye'de anında korna basarız. Yani birisi sizi 2 saniye bekletsin, 3 saniye bekletsin, anında korna basarız. Zaten Türkiye'de yaya geçidinden geçen insanlara yol vermiyoruz. Bir de utanmasak yani hızlı geçsene lan diye kornaya basacağız. Yani Türkiye'de bu kadar kornaya basıyoruz. Burada gerçekten insanlar trafikte seni sabırla bekliyorlar. Yayaysan, bisikletliysen veya işte acemi sürücüysen seni sabırla bekliyorlar. Bizim gibi böyle hemen kornaya basmıyorlar. Sakin bir şekilde bekliyorlar. Bazen çok düşünüyorum bu insanlar burada sinirlerini aldırmış mı diye düşünüyorum. Ama gerçekten hayatlarında böyle öfke, sinir, kavga gibi şeyleri bizim kadar zaten
tecrübe etmemiş oluyorlar. İşlerini hızlı halletmek için de öyle hile hurdayla uğraşmıyorlar. Sakin bir şekilde bekliyorlar. Sakin ve sabırlı bir şekilde bekliyorlar. Sıradayken sakin ve sabırlı bir şekilde bekliyorlar. Kimsenin sırasına kaynak yapmıyorlar. Kimsenin hakkını yemiyorlar. Sakin bir şekilde bekliyorlar. Çünkü burada hayat bir yere gitmiyor. Yani şimdi Türkiye'yi düşünüyoruz. Sen mesela gece gündüz çalışıyorsun. Sabahtan akşama kadar çalışıyorsun. E bir de büyük şehirde olduğunu varsayıyorum. Günde 1 saatin, 2 saatin, ortalama 1 saatin, 1,5, 2 saatin trafiğe gidiyor. Sen Türkiye'de böyle bir hayat yaşarken Almanya'da evet işe erken gidiyorsun. İş yine stresli oluyor ama sen eve geldiğinde o iş hayat dengesinin farkında oluyorsun. Hafta sonun, pazarın mesela sessiz sakin geçiyor. Yani muhtemelen bu insanlara huzur, sakinlik, sessizlik getiriyor, bilmiyorum. Buraya geldiğinizde gerçekten şunu öğrenmeniz lazım. Sabretmeyi öğrenmeniz lazım. Yani burası gerçekten tam bir sabretme yeri. Yani burada her şey için sabretmeniz gerekiyor. İşte oturum izni, ehliyet, işte kurs kaydı. Yani bunların hepsi işte veya işte doktora gideceksiniz. Yani bunların hepsinde sabretmeniz, beklemeniz gerekiyor. Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Türkiye'de işte böyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi şehirlerde yaşıyorsanız buradaki hayat size çok yavaş gelecektir. Şimdi tabii ki Almanya içerisinde de büyük şehirler ve küçük şehirler var ama Almanya'daki büyük şehirlerin ölçeği Türkiye'deki büyük şehirler kadar büyük değil yani. Berlin'i mesela İstanbul'la kıyasladığınız zaman Berlin hem nüfus olarak hem yüz ölçümü olarak o kadar da büyük bir yer değil. Yani burada genel olarak zaten hep 300 bin 500 bin arası nüfuslu şehirler var. Yani Almanya'nın her yerinde bu nüfusa sahip şehirler var. Yani bizden çok daha fazla şehirleri var. Şehirlerinin nüfusu dengeli. O yüzden şehirlerinin içerisinde de daha huzurlu ve sakin bir hayat var. Bu bütün sayacağım şehirlerin içerisinde Berlin dahil her taraf yeşillik ve park dolu arkadaşlar. Park, bahçe, yeşillik. Şehri kurarken yeşil alanları, doğayı koruyup üstüne şehir yapmışlar. Yani Berlin ve birkaç şehir hariç o Türkiye'deki büyük şehirlerdeki hızlı ve yoğun hayatı ben Almanya'nın hiçbir yerinde bulabileceğinizi sanmıyorum arkadaşlar. Buraya gelince şunu fark ediyorsunuz. Türkiye'de özellikle İstanbul'da hayat çok hızlı akıyor. Çok hızlı, aynı şekilde stresli, çok yoğun bir tempoda akıyor. Burada daha sakin bir hayat var. Yani her şeyde bekliyorsunuz. Sakinlik var, huzur var. Ama aynı şekilde bir işinizi çözmek istediğinizde İstanbul'daki gibi hemen yarın halledeyim, hemen ertesi gün halledeyim gibi bir şey olmuyor. Bir işinizi çözmek istediğinizde de uzun bir süre beklemeniz ve sabretmeniz gerekiyor. Şimdi trafik kuralları biliyorsunuz biz Türkiye'de umursamıyoruz. Yani şimdi diyeceksiniz işte büyük şehirlerde daha iyi vesaire. Daha görüyoruz yani, haberlerde görüyoruz. Turistler sırf yaya geçidinde geçti diye bir araç tarafından eziliyorlar. Daha Antalya'da geçen bir turistin başına geldi bu olay. Bir Alman turisti ezdiler arkadaşlar. Yani yaya geçidinde şimdi bir araç duruyor. Türkiye'de şöyle oluyor. Bir araç duruyor diyelim. Sen mesela yayaya yol vereyim diye duruyorsun. Sen durdun diye arkadan araç sana tosluyor. Böyle bir şey olabilir mi yani? Gerçekten çok üzülüyorum. Dünyanın en çok turist alan ilk 5 ülkesinden bir tanesiyiz. Ama bizim ülkemizde hala insanlar yaya geçidinde durmuyorlar. Hala insanlar sağa sola dönecekken sinyal vermiyorlar. Türkiye'de daha insanlar sinyal vermiyor. Almanya'da mesela adam 500 metre, 300 metre öteden sağa döneceğinin sinyalini veriyor. Ben mesela yolda hep görüyorum, böyle bir adam sinyal veriyor arabasıyla, işte sağa döneceğim diye sinyal veriyor. Ben bakıyorum işte bir yol ayrımı yok. Bu adam niye sinyal verdi diyorum. Aslında 300 metre sonra, 400 metre sonra bir yol ayrımı var. Adam onun sinyalini veriyor. Yolda yayaysan baş tacısın, bisikletliysen yine baş tacısın. Bu arada şunu söyleyeceğim. Yine Almanya'nın her şehrinde ben işte bakmadan direkt yaya geçidine atlarım demeyin. Yani özellikle böyle Berlin gibi şehirlerde falan yaya geçidinde size yol vermeyenler de olabilir. Onun dışında dışarıda insanlar gerçekten birbirine saygı gösteriyorlar. Yani trafikte, dışarıda, markette, bankada, yani herhangi bir yerde sıra beklediğiniz herhangi bir yerde gerçekten size saygı gösteriyorlar. Sizin sıranıza saygı gösteriyorlar. Tabii ki bazen acelesi olan insanlar bazen önümüze geçebilir miyim diye sorabilirler. Ama onun dışında gerçekten kimsenin ben şu ana kadar sıramı çaldığını, kaynak yaptığını görmedim. Aynı şekilde markette mesela kasadayım, bakıyorum arkamda yaşlı birisi var. Diyorum ki siz geçin, zaten işte az ürününüz var vesaire, siz önüme geçin falan diyorum. Gerçekten kabul etmiyorlar. Ben sırada bekleyeceğim diyorlar. Aynı şekilde tramvayda vesaire de yaşlılara yer verdiğim zaman diyorlar ki ben oturmak istemiyorum, ben ayakta böyle iyiyim, sen oturmaya devam et diyorlar. Bunu bilmiyorum neden. Pazar günlerini zaten biliyorsunuzdur Almanya'nın Ruhe Tag dedikleri sessizlik günü arkadaşlar. Yani Ruhe sakinlik, sessizlik demek. Tag da onun günü, yani Ruhe Tag. Her hafta pazar günü sessizlik, sakinlik günüdür arkadaşlar. Pazar günleri gerçekten evinizde süpürge yapmamanız beklenir veya işte yüksek sesle tadilat vesaire böyle şeyler yapmamanız beklenir. Tabii ki bulunduğunuz yere göre bunlar değişebilir. Yani Berlin'de siz belki bu
WTAG dediğiniz şeyi bulamayabilirsiniz. Genç insanlar işte pazar günü yüksek sesle müzik dinliyor olabilirler. Ama küçük şehirde yaşıyorsanız gerçekten pazar günü tam bir sessizlik, sakinlik günü arkadaşlar. Pazar günü burada evde tadilat yapmak, çivi çakmak, böyle şeyler yapmak yasak. Aynı şekilde sokaktaki, dışarıdaki inşaat çalışmaları da yasak. Pazar günleri bütün bu inşaatlar duruyorlar arkadaşlar. Pazartesi günü işe devam ediyorlar. Onun dışında cam kavanozlarınızı geri dönüştürmeniz bile yasak arkadaşlar. Burada cam kavanozlarınızı sokaktaki o geri dönüşüm toplayıcılarına bile atamıyorsunuz. Neden? Çünkü camları attığınız zaman ses yapıyor. Çevreye ses yapıyor. O yüzden bu bile yasak. Yani belirli saatlerde cam kavanoz atmanız bile yasak arkadaşlar. O yüzden pazar günleri gerçekten dünyanın hiçbir yerinde denk gelemeyeceğiniz kadar sessiz, sakin bir gün geçirebilirsiniz. Aynı şekilde sessizlik saatlerinde sizi rahatsız eden insanları da polise bildirebiliyorsunuz diye biliyorum. Yani dinlenmek isteyen, kafa dinlemek isteyen, sakinlik isteyen bir insan için Almanya mükemmel bir yer arkadaşlar. İş hayat dengesinden zaten bahsetmiştim. Onun dışında burada gerçekten çok fazla resmi tatil var. Her yerin kapalı olduğu çok fazla resmi tatil var. O yüzden artık burada evde oturmaya, evde dinlenmeye, sakin bir şekilde vakit geçirmeye alışıyorsunuz. Veya işte bir parka gitmeye, bir göl kenarına, bir nehir kenarına gitmeye burada otomatik olarak alışıyorsunuz. Tabii ki dinlenmek ve sakinlik için bu çok güzel bir şey ama bir işinizi halletmeniz gereken bir zamanda sürekli resmi tatil olması da size bir sıkıntı yaratabilir. Burada da aynı şekilde çarşamba, perşembe mesela resmi tatil olduğu zaman cuma gününü köprü günü olarak, yani köprü tatil günü olarak onu da tatil ilan ediyorlar. Yani bütün tatillerin birleşmesi açısından. Yıl içerisinde Türkiye'ye göre daha fazla resmi tatiliniz oluyor. Çalıştığınız sektörden sektöre tabii ki değişir ama burada gerçekten insanların daha fazla tatil imkanları olabiliyor. Böyle bir durumda da elinizde Alman pasaportunuz olduğu için istediğiniz ülkeye gidebiliyorsunuz. Almanya'nın da tam 9 tane komşu ülkesi var. Yani canınız sıkıldığı zaman İtalya'ya, canınız sıkıldığı zaman İsviçre'ye, canınız sıkıldığı zaman Fransa'ya vesaire gidebiliyorsunuz. Böyle bir şey mümkün. Bu da tabii ki Almanya'da çalışan insanlar için büyük bir motivasyon oluyor. Özellikle Almanların birçoğu bu tatillerini İtalya'da, İspanya'da geçirmeyi çok severler. Türkiye'de nasıl şehir değiştiriyorsan burada da o şekilde ülke değiştirebiliyorsun. Yani burada atıyorum Münih'ten Milano'ya gidebiliyorsun. Şehir değiştirir gibi. Türkiye'de şehir değiştirir gibi burada Münih'ten Milano'ya araç sürebiliyorsun. Sınır kontrolü yok, bir şey yok. Aynı şekilde bütün bu ülkeler Avrupa Birliği ülkesi oldukları için zaten uçak biletleri de daha uygun. Yani hem Almanya içerisinde bir yere uçmak daha uygun, hem de aynı şekilde Almanya'dan işte İspanya'ya, Portekiz'e, İtalya'ya bir yere uçmak gerçekten çok uygun. Yani Türkiye'den herhangi bir Avrupa ülkesine gitmeniz çok daha pahalıya geliyor. Mesela Almanya'dan bizim dibimizdeki Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkelere uçmanız bile Türkiye'ye kıyasla çok daha ucuza geliyor. Yani burada yıl içerisinde epey bir resmi tatilin var. Ve Almanya ile komşu olan gezebileceğin 9 tane ülke var. Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi içerisindeki bütün ülkelere de kontrolsüz bir şekilde girebiliyorsun. Bakın arkadaşlar, dikkatinizi çekiyorum. Alım gücüne şu ana kadar değinmedim bile. Şimdi bir de alım gücüne değinelim. Burada Türkiye'ye göre almanın daha kolay olduğu şeyler tabii ki var. Şimdi anlatalım. Market arkadaşlar. Burada alım gücüne kıyaslarsak market fiyatları gerçekten çok uygun. Yani şöyle düşünelim. İstanbul'daki fiyatları ve Almanya'daki herhangi bir yerin market fiyatlarını kıyaslayalım. Mesela İstanbul'daki fiyatlar şu seviyede ise Almanya'daki fiyatlar şu seviyede olur. Yani tabii ki daha pahalı ama arada bir uçurum yok. Yani iki katı değil. Yani Türkiye'de ödediğin şeyi euroya çeviriyorsun, yine iki katı etmiyor Almanya'daki fiyatlar. Onun dışında buradaki maaşın kesinlikle Türkiye'dekinin yani 2 katı 3 katı ediyor yani genellikle. Yani burada part time olarak çalıştığında elde ettiğin maaş senin Türkiye'de tam zamanlı çalıştığında elde ettiğin maaşla eşit olabiliyor. Yani alım gücünün farkını gerçekten süpermarketlerde veya işte elektronik bir şey alıyorsanız, telefon alıyorsanız, PlayStation alıyorsanız, bilgisayar alıyorsanız bunlarda, onun dışında arabalarda gerçekten bu farkı hissediyorsunuz. Onun dışında diğer konularda ben çok büyük bir alım gücü farkı olduğunu düşünmüyorum. Burada işte bir mobilya almanız gerektiği zaman gerçekten çok pahalıya patlayabiliyor. Yani evinize bir dolap, gardırop bir şey almak istediğinizde pahalıya patlayabiliyor. İşte yatak almak istediğinizde vesaire. Tam hesaplayarak konuşmuyorum ama burada alım gücüne göre belki Türkiye'ye göre daha pahalı olabilecek bir şey var. Burada mesela eve bir tesisatçı çağırdığınızda, tamirci çağırdığınızda ona vereceğiniz ücret gerçekten yüksek oluyor. Yani alım gücünü şimdi Türkiye'deki alım gücüyle bunu kıyaslayamayacağım ama burada gerçekten bu tarz böyle tamircilik, boyacılık, tesisatçılık gibi işlere, el emeği işlere epey bir para veriyorsunuz.
O yüzden burada birçok insan evini kendisi boyuyor. İşte bir sıkıntı olduğu zaman kendisi tamir ediyor vesaire. Burada bence alım gücü olarak bu Türkiye'den daha pahalı olabilir. Yani bunun alım gücü Türkiye'de daha iyi olabilir. Ev almak konusunu bu araba ve telefon kategorisine dahil edemeyeceğim. Çünkü artık Almanya'da da ev almak çok zor bir hale gelmiş bulunmakta. Ama çalışırken biliyorum birçok çalışan insanın motivasyonu paradır. Yani mesela diyorsun ki ben Türkiye'de bir sene çalıştım, iki sene çalıştım, hala işte istediğim telefonu, istediğim arabayı alamadım. İşte Almanya'da bunu alabiliyorsun. Yani fark bu. Almanya'da bunu alabiliyorsun. Bunu aldığın zaman o işe giderken daha motive oluyorsun. Ya ben işe gittim, bakın şunu elde ettim, bakın şunu aldım. Eminim ki vizyonu olan bir insanın hayattaki tek amacı telefon almak değildir ama azıcık çalışıp mesela 6 ay, 7 ay, 8 ay çalışıp o telefonu alabildiğin zaman diyorsun ki aha çalıştığımla bir şey oluyor, çalıştığımla bir şey kazanabiliyorum. İşte tam olarak bu alım gücü, telefon, araba vesaire bu tarz şeylerin alım gücü seni işe gitmeye motive ediyor veya işte seni para biriktirmeye motive ediyor. Şimdi diyorsunuz ya Türkiye'de işte neden kafeler dolu? Hani ekonomi kötüyse işte Türkiye'de neden bütün kafeler dolu? Çünkü Türkiye'de insanlar herhangi bir şeyi satın alabileceklerine olan inançlarını kaybettiler arkadaşlar. Yani diyorlar ki ben zaten bu parayı biriktirdiğim zaman bu para eriyor. Ben bu parayla bir şey yapamıyorum. O zaman ne yapayım? Gideyim kafeye gideyim. Kafede vakit geçireyim. Güzel vakit geçireyim. En azından keyif almış olurum zamandan diyorlar. Yani aradaki fark bu aslında. Şimdi sen Almanya'daki o parayla bir şeyler alabilirken Türkiye'de aynı mesaiyi çalışan, aynı saatler boyunca çalışan o insan o parayla hiçbir şey alamıyor. O parayı kenara koyuyor, o kenara koyduğu para da eriyor. Böyle olunca ne oluyor? Bu kişi diyor ki o zaman bu para bir işe yaramıyor. Ben bu parayı harcayayım diyor. İşte borca gireyim diyor. İşte ne bileyim dışarıda yemek yiyeyim diyor. Şunu yapayım, bunu yapayım diyor. O da bir mantıklı bir seçenek yani. Parayla hiçbir şey yapamıyorsan harcamak da mantıklı bir seçenek. Evet arkadaşlar, hayat kalitesini çok etkileyen şeylerden bir tanesi de bütün yerleşimlerin, şehirlerin son derece planlı olması. Yani bütün yönetmeliklerin, bütün planlamaların insana yönelik, insanı hedef alacak şekilde tasarlanmış olması. Para kazanma ve kar odaklı değil, burada insan odaklı bir şehircilik var. Yani sen hangi şehirde yaşıyorsan yaşa, küçük şehirde yaşa, büyük şehirde yaşa, senin burada belediye imkanlarıyla gidebileceğin bir havuzun olur. Belediye imkanlarıyla gidebileceğin bir spor tesisin olur. Türkiye'de de son yıllarda tabii ki küçük şehirler epey bir ilerleme kaydetti. Ama hala büyük şehirler hariç bu sosyal imkanların çok az olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada sen istiyorsan 100 bin kişilik şehirde yaşa, istiyorsan 50 bin kişilik şehirde yaşa. Emin ol senin burada çeşitli spor imkanların olur, çeşitli kulüplerin olur, çeşitli doğa aktivitelerin olur. Yani bu tarz imkanların olur. Burada arkadaşlar sosyal imkanlar, aktiviteler dışında ulaşım imkanları da, toplu taşıma imkanları da Almanya'nın küçük şehirlerinde bile gelişmiş bulunmakta. Şimdi Türkiye'de toplasan kaç tane şehrin metrosu var? Düzgün bir metro ağı var. Gerçekten Avrupa ile yarışabilecek toplu taşıma ağına sahip olan tek şehrimiz İstanbul arkadaşlar. Burada Almanya'nın 50 bin, 100 bin nüfuslu küçük şehirlerinde bile tramvay veya metro bulunabiliyor. Zaten 200 bin, 300 bin nüfusluysa muhakkak bir metro ağı bir şeyi vardır. Bunu 750 binden fazla nüfusu olan birçok büyük şehre sahip olan Türkiye ile kıyasladığın zaman Türkiye'de görüyorsun ki sadece en büyük şehirlerde metro ağı diyebileceğiniz bir ağ var, yani ulaşım ağı var. Onun dışında gerçekten çok böyle yüzeysel bırakılmış. Yani sadece işte atıyorum şehrin merkezinden geçen bir tramvay ağı var. Şehrin merkezinden geçen bir metro ağı var. Bu kadar. Yani herhangi bir bağlantı imkanınız yok. Almanya'da hem şehirler arası düzeyde inanılmaz fazla bağlantı seçeneğiniz var. Hem de şehirlerin içerisinde gerçekten çok gelişmiş, şehirdeki herkese hizmet edebilecek toplu taşıma ağları mevcut. Yani burada araban olmasa bile Almanya'nın birçok yerini rahatlıkla trenle gezebiliyorsun. Birçok yerine ulaşabiliyorsun. Bir seneden fazladır devam eden 49 euro bilet var zaten arkadaşlar. Aylık 49 euroya bir abonelik yapıyorsun. Almanya'da bütün ulusal trenlerden faydalanabiliyorsun. Yani Almanya'nın istediğin her yerine bu trenlerle gidebilirsin. Hızlı trenlere binmediğin sürece Almanya'nın her yerine regional olarak sınıflandırılmış isimleri RE ile başlayan bu trenleri kullanarak Almanya'nın her yerine gidebilirsin. Aynı şekilde bu 49 euroluk tren biletiyle herhangi bir şehire gittiysen o şehrin içerisindeki metroyu, tramvayı da kullanabiliyorsun. Hangi şehire gidersen git, oradaki metro ve tramvayı da bu bilet sayesinde ücretsiz olarak kullanabiliyorsun. Şu anda bu 49 euroyu verdiğin zaman Almanya'nın neredeyse her yerini ücretsiz bir şekilde gezebilirsin. Burada arkadaşlar tabii ki iş hayat dengesinin iyi olduğunu söylemiştim. Onun dışında tabii ki işçi hakları da burada daha iyi. Yani işte sigortanızın ödenmesi olsun, maaşınızın zamanında yatması olsun. Yani şu ana kadar ben
Maaşımı zamanında yatmadığını hiç görmedim. Burada gerçekten kaçak çalışmıyorsanız, kağıtlı bir şekilde resmi olarak çalışıyorsanız, burada çalışanın hakkını gerçekten veriyorlar arkadaşlar. Burada arkadaşlar ekonomik anlamda sıkıntı çekenlere de gerçekten devlet yardım eli uzatıyor. Yani burada sosyal devleti görüyorsunuz, fark ediyorsunuz. Çalıştığınız halde geçinemiyorsanız, ailenize parayı yetiştiremiyorsanız, devlet size çok uygun fiyatlı sosyal konut imkanları sağlayabiliyor. Çocuğunuz varsa çocuk başına Kindergeld dedikleri bu çocuk yardımı parasını alabiliyorsunuz. İşsizseniz, iş arama sürecinde geçinemiyorsanız yine aynı şekilde sizi maddi anlamda destekliyorlar. Veya işte iş bulabilecek yetenekleriniz yoksa bu yeteneklerinizi elde edebileceğiniz ücretsiz kurslar da sağlayabiliyorlar. Öğrenciyseniz zaten öğrenciler için çok çeşitli burslar var. BAföG var veya işte Leistungsstipendium denen performans bursları var. Bunlar da mesela not ortalaması iyi olan öğrencilere veriliyor. Veya onun dışında DAAD bursu var. Yani çok fazla burs imkanı var. Burada öğrenciler için de gerçekten çok fazla geri ödemesiz burs imkanları var. Öğrenciyseniz aynı şekilde yurtlarda kalarak konaklamayı da çok ucuza getirebiliyorsunuz. Burada yaşınız kaç olursa olsun öğrenci olmak da her zaman sizin için avantajlı olacaktır. Aynı şekilde burada birçok öğrencinin sömestr ücreti içerisinde tren biletini de dahil ediyorlar. Yani aslında siz sömestr ücretini ödediğiniz zaman kendi bulunduğunuz şehirde ve Almanya çevresinde sınırsız bir şekilde tren ve metroları kullanabiliyor oluyorsunuz. Öğrenciyseniz zaten birçok farklı üniversitenin kütüphanesinden faydalanabiliyorsunuz. Müzelere gittiğiniz zaman öğrenci indiriminden faydalanabiliyorsunuz. Burada öğrencilere her zaman birçok avantaj sağlanıyor arkadaşlar. O yüzden birçok insan mezun olması gereken tarihte mezun olmuyor. Okulu uzatıp öğrenciliği devam ettiriyor. Ve bu süre içerisinde part time çalışarak mesela para biriktiriyorlar. Almanya gerçekten çok fazla avantajı olan bir ülke. Sessiz, sakin, huzur dolu, doğa içerisinde yaşayabileceğiniz bir ülke. Onun dışında burada gerçekten devlet sosyal imkanlarıyla, sosyal yardımlarıyla burada yaşayan bütün insanları destekliyor. İnsanlar trafikte, dışarıda birbirine son derece saygılı, son derece nezaketli bir şekilde davranıyor. Kesinlikle saygıda kusur etmiyorlar arkadaşlar. Kesinlikle başka birinin hakkına girmiyorlar. Yani kul hakkı dediğimiz şey bizde olması gereken şey. Bunlarda daha çok var. Aynı şekilde iş ahlakı, iş hayat dengesi, bunlar da gerçekten insanın hayat kalitesini arttıran şeyler. Tabii ki aklınızda bol bol gezmek, bol bol farklı ülkelerde vakit geçirmek varsa Almanya yine çok güzel bir seçenek. Tam 9 tane komşu ülkesi var Almanya'nın. Ve buradan istediğiniz ülkeye uçmak gerçekten çok daha ucuz. Türkiye'ye göre çok daha ucuz. Gezmek istiyorsanız, Avrupa içerisinde farklı diller öğrenmek istiyorsanız, farklı insanlarla tanışmak istiyorsanız Almanya gerçekten harika bir yer. Eğitim imkanları, zaten bu ülkeden aldığınız diplomalar gerçekten dünyanın neredeyse her yerinde geçerli. Her yerinde saygın bir yere sahip. Aynı şekilde işte çoluğunuz çocuğunuz varsa, çocuklarınız varsa zaten buraya gelmeniz aslında sizden çok çocuklarınız için yapacağınız bir yatırım. Yani çocuklarınızın buradaki eğitimi için, çocuklarınızın buradaki hayatı için yapacağınız bir yatırım. Maalesef son dönemlerde yapılan araştırmalar Almanya'da öğrencilerin başarısının ve eğitim kalitesinin geriye gittiğini gösteriyor. Ama yine de burada bir sistem var arkadaşlar. Yani sistem. Avrupa'ya Avrupa yapan şey sistem. Yani bir şey kuruyorlar, onu hemen değiştirmiyorlar. Bizde mesela biz deniyoruz, değiştiriyoruz, deniyoruz, değiştiriyoruz. Yani Avrupa'ya Avrupa yapan şey arkadaşlar kural, düzen, tertip, sistem. Yani bir şeyi deniyorlarsa bunu uzun bir süre deniyorlar. Bir şeyi değiştireceklerse önce bunu düşünüyorlar. Yani öyle hemen değiştirmiyorlar. Maalesef Türkiye'de biz sabırsız olduğumuz için her şeyi değiştiriyoruz. Her şeyi yıkıyoruz. Burada arkadaşlar 100 senelik, 200 senelik ilkokul binaları, anaokulu binaları var. Yani 100 senelik bir anaokulu binası. Düşünsene, anaokuluna götürüyorsun çocuğunu. 100 senelik binada okula gidiyor. Yani oranın işte müdürleri, işte tarihi, öğretmenleri vesaire. Yani oralarda neler yaşanmış? Oralarda bir kültür oluşmuş. Oralarda bir yaşanmışlık oluşmuş. Oralarda bir politika oluşmuş. Yani okulun bir kimliği var. Okulun bir özelliği var. Ama bizde ne? Her şey yeni. Yık, yeniden yap. Yık, yeniden yap. Aynı şekilde Almanya'daki üniversiteler de böyle. Gerçekten Almanya'daki üniversitelerin hepsinin tarihi bir yeri var. Biz gerçekten inanılmaz sabırsız bir milletiz ve her şeyi anında değiştirmeye, her çözümü anında bulmaya çalışıyoruz. Burada arkadaşlar o değişiklik kararları bile, bakın değişiklikler demiyorum, o kararı alma süreci bile bizim Türkiye'de herhangi bir şeyi değiştirmemizden daha uzun sürüyor. Yani Türkiye'de bir eğitim sisteminin değişmesi durumu Almanya'da sadece bu kararın alınmasından bile daha hızlı sürüyor. Yani Almanya'da bir sistem değişikliği olacağı zaman bu çok fazla yerden geçiyor, çok fazla kontrolden geçiyor. Ondan sonra buna karar veriyorlar. Yani bunun üzerinden epey bir süre geçiyor. Yani önce bir karar veriyorlar.
Ondan sonra diyorlar ki biz bu kararı şu an verdik. Bunu uygulamaya atıyorum 2026 senesinde başlayacağız diyorlar. Yani Türkiye'deki eğitim sisteminde yaşanan değişiklikleri burada herhangi bir insana anlatırsanız sen deli misin derler. Yani böyle bir şey olabilir mi derler. Yani şurada sokaktan geçen birine anlatın. Deyin ki işte Türkiye'de şöyle bir üniversite sınavı vardı. İşte sonra şöyle yaptılar, sonra böyle yaptılar. İşte Türkiye'de şöyle bir liselere geçiş sınavı vardı. İşte her sene değiştiriyorlar. Her sene sistem değişiyor. Her sene puanlama sistemi değişiyor. Her sene bir şeyler değişiyor. Bunu burada birine anlatırsanız der ki size sen deli misin? Sen neyden bahsediyorsun? Yani ben buna inanmam der. Yani şimdi lise 1'desin. Lise 1'deki bu çocuk zaten üniversite sınavına hazırlanmaya başlayabilir. Bu çocuk 4 sene sonra nasıl bir sınava gireceğini, hangi sınava gireceğini biliyor olmalı. Yani bu çocuğa sen son sene senin sınav sistemini değiştirdik. İşte sınav artık böyle olmayacak. İşte şu şekilde olacak diyorsan sen gerçekten bu çocuğun geleceğiyle oynuyorsun demektir. Yani sen bir karar veriyorsan bunu 4 sene öncesinde yapmalısın. Bunu 4 sene içerisinde uygulamalısın. Yani değil mi? 12. sınıfa geliyor bu çocuk. Diyorsunuz ki işte biz müfredatı değiştirdik. Biz şu konuyu kaldırdık. Biz şu konuyu ekledik. Biz sınav sistemini değiştirdik. İşte artık şöyle olmayacak, böyle olacak. İki aşamalı olmayacak, tek aşamalı olacak. Yani siz bunu bir çocuğa yapamazsınız. Siz bunu bir lise öğrencisine yapamazsınız. Yani hayatında düzen tertip istiyorsan, geleceğini planlayabilmek istiyorsan, geleceğinle alakalı endişe duymak istemiyorsan, her şeyi bir düzen içerisinde hallediyorsan, planlı bir şekilde hallediyorsan Almanya tam sana göre bir ülke. Tabii ki burada da hiçbir şey güllük gülistanlık değil ama bir düzen var, bir tertip var, bir kontrol var, bir devlet var. Yasama, yürütme, yargının bağımsızlığı var, bir sistemler bütünü var, bir plan var. Yani gerçekten huzurlu, sakin, dingin, doğa içerisinde yaşayabileceğin bir hayat. Gelecek kaygısız, geleceğini planlayabileceğin, geleceğinden emin olabileceğin bir hayat istiyorsan Almanya gerçekten sana göre bir ülke.